Efendim, seninle ortak bir duygumuz var. Artık ben de yetimim. Onu lütfen güzel karşıla, mübarek ellerinle onun o çok sevdiğim ellerinden tut. O seni görünce heyecanlanır çocuk gibi. Tut ki vuslat da ayakta dursun. Cennette bir masası olsun, başına sen otur efendim. O senin yanına otursun. Arkadaş olmak istediği bütün aslanlar, sahabiler, alimler, kim varsa misafiri olsun. Ağırlamayı çok sever, cömertliğine örnek aldığı dostun Hazreti Ebu Bekir'i şahit tutsun. Onun masasında yemek öyle keyiflidir ki, heyecanla senden bahsetsin, heyecanlanınca gözleri, alnı parlar, hiç durmazdı elleri. Ah efendim, en çok istediği Cemalullah'ı görmekle şereflenirse, sen yanında ol. O aşkla tekrar tekrar bayılabilir. Dili tutulur da konuşamazsa, tüm ömrünü ona adadığını, onu düşünmeden bir an geçirmediğini, onun uğruna nice evlatlar yetiştirdiğini, her aldığı nefesi ona kavuşmanın, o vuslatın hevesiyle aldığını, ondan razı olur mu ümidiyle çırpındığını, kelamını, kitabını dilinden hiç düşürmediğini, affettiklerinden ve razı olduklarından olabilmeyi çok istediğini söyler misin efendim? Efendim son bir şey, onu çok seven, ondan razı olan, onunla şereflenen bir mahzun eş, dört gururlu çocuk arkasına tebessümle dua ve şükür halinde. Ona söyler misin? Sevgili seyirciler, aziz dostlar, bugün özel bir programla karşınızdayız. MC Televizyon olarak Türkiye'de ve yurt dışında binlerce talebenin yetişmesine, binlerce fakir fukaranın ihtiyaçlarının karşılanmasına, yurtların, yuvaların açılmasına destek veren, hizmet deyip koşturan, cömertliği dillere destan bir insanın vefatı dolayısıyla bir kez daha huzurunuza çıkmış olduk bugün. Hayırsever iş adamı Ali Açıl ağabeyimiz ruhunun ufkuna yürüdü ve onu soğuk bir Kanada gününde Ottawa'daki Müslüman mezarlığına defnettik. İlahiyatçı İsmail Büyükçelebi'nin yazdığı gibi vefatıyla beraber yüz binlerce insan sosyal medya yoluyla birbirinin acısını paylaştı ve Ali Açıl ağabeyinin hasletlerini, güzelliklerini, cömertliklerini saymaya başladı. Bütün bu yazılanlar onu bütün olarak anlatmıyordu ama onun gibi adanmış insanlar hakkında bize biraz fikir verdi. Hepsi doğruydu ama Ali abiyi anlatmaya yetmiyordu. Ankara'da doğdu Ali abi, eğitimli ve disiplinli bir ailede büyüdü. Helal haram bilen ve Kur'an aşığı bir babadan çok şeyler öğrendi. Annesindeki sanat zevkiyle de ruhunu besledi. İyi bir tüccar ve başarılı bir esnaf oldu. Dört çocuk büyüttü, eşi Elif Açıl ablayla beraber. Hepsi babalarının yüzünü ak edecek hayırlı ve güzel işlere imza attılar. Yarım asırlık evliliklerini ayakta tutan Ali abi ve Elif ablanın birbirlerine olan saygıları ve hizmet aşklarıydı. Hizmet Ali abi de cinnet seviyesinde bir salih ameldi. Her hadiseye hizmet var mı diye bakıyordu. İyi bir baba, iyi bir dede, harika bir arkadaş, yorulmaz bir yoldaş, sevecen bir ihtiyar, yaş almış ama yaşlanmamış ihtiyar bir delikanlıydı. Hastalıkları vardı ama o aldırmadan hizmete koşmasını biliyordu. İşte Türkiye, Çin, Tanzanya, Etiyopya ve Kanada hayatlarından bazı kesitleri bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarıyla beraber Ali Açıl abiyi bir kez daha hayırla yad edeceğiz bugün. Ne güzel abilerimiz varmış diyeceğiz ve ne büyük kıymetlerimizi uğurladık diye biraz da hayıflanacağız. Belki Ali abi gibi kıymetli insanların değerlerini onlar daha hayattayken bilmek için bir fırsat yakalamaya çalışacağız. Değerli dostlar, ben kısa bir giriş yaptım. Mekanı cennet olsun Ali abinin. Şimdi kelamın en güzeline kulak verelim. Kur'an tilavetiyle programımıza başlayalım efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Âmana ar-Rasûl bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel-mu'minûn. Kullun âmana billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا مولانا.
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Evet, Ali Açıl abi bu İfrit'ten dönemin mağdurlarından biriydi. İş adamıydı. Ama birçok iş adamının karşılaştığı hukuksuzluklarla o da karşılaştı. Malına mülküne el konuldu. Üzerlerinde tasarruf yetkisi sınırlandırıldı. O da Etiyopya'ya göç etti. Sonra Tanzanya, sonra Amerika üzerinden Kanada'ya kadar hicretini tamamlamış oldu. Aylarca bir ailenin yanında kaldılar Kanada'da. Daha sonra iki göz bir ev tutup taşındılar. Halinden hiç şikayet etmedi. Sevki ilahiye inanmanın ilahi sevgiyi besleyeceğini çok iyi biliyordu. Ve hizmetle tanışmasından Kanada'ya kadar geçen her sürecin Allah'ın takdiri olduğuna çok inanmıştı. Eşi Elif abla ile beraber evleri yine bir ocak gibi tütmeye başladı Kanada'da. Gidenleri gelenleri hiç eksik olmadı. Az çok demeden yediriyor, içiriyor ve insanların gönlünü yapmaya çalışıyordu. Kanada vatandaşı oldu. Pasaportu alır almaz Avrupa'ya, Amerika'ya, hizmete ve sohbeti canlanlara katılmak için yine yollara düştü. Son yolculuğu Avrupa'ya oldu. Bir ay kadar birçok ülkeyi gezdi, binlerce insana moral verdi. Yıkılmadık ayaktayız dedi. Elif abla, Ali abinin dönüşünde misafirleri çok olur diye epeyce yemekler yapmıştı. Hazırlıklar tamamdı dönmesi için. Ali abi ise yorgundu ama belli etmiyordu. Uçağa bindi, Kanada'ya bir saat kala binlerce kilometre yukarıda dillerini bilmediği, kendisini anlatmaya muvaffak olamadığı insanların arasında ruhunun ufkuna yürüdü. Garip gitti diye yazmıştım ben de samanyoluhaber.com'daki yazımda. Bir garip daha kanatlandı ve yüzlerce sevenlerinin omuzlarında on binlerce dostunun gıyaben yaptığı dualarla onu götürüp toprağa verdik. İşte o hüzünlü günümüzden bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum efendim. Bizi çok seviyordu. Hizmetini çok seviyordu. Başka bir şey düşünemiyordu. Ben ona hep yoruldun diyordum. Yok ben yorulmam diyordum. Bu kadarmış ömrü. Makamı cennet olsun. Hacı Kemal abi vefat ettiği zaman hocamız demişti ki Hacı Kemal benim için eksildi. Dün de hocamıza Ali abimizin vefatı söylenince keşke söylemeseydiniz, keşke söylemeseydiniz, keşke duymasaydım dedi. Zannediyorum aynı şeyi söyledi. Ali Açıl benim için eksildi diye. Çünkü nasıl ki Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında Hazreti Ebu Bekir Efendiler, Ömer Efendi, Osman Efendilerimiz onun yanında davasının yardımcıları olmuşlar. Ali abilerimiz de hocamızın yanında bu uğurda hocamızın yardımcıları oldular. Önde oldular, her şeye destek oldular. Onun için en büyük kayıp hocamızın kaybı diyebiliriz. Keşke bana söylemeseydiniz dedim arkadaşlara. Kendime şey yapamıyorum. Ama Cenab-ı Hak onun niyetine göre ikrar etti. Bugünden bugüne hep hizmetin içinde koşturdum. Yardıma koşan biri yok mu denildiğinde başkasına bakmaksızın, başkasını düşünmeksizin ben varım diyen bir ruh yapısına sahipti. 1986'da üniversite öğrencisiyken tanıştım Ali abiyle. Böyle gönlüyle, gözüyle, eviyle, her şeyle kapılarını açan bir insandı. O kadar hareketli ve bereketli Cenab-ı Hak ona hizmetler nasip etti ki ta Çin'e maçına kadar gitti. Allah hiç ayağına taş değdirmedi.
6 ay falan kaldım. Orada bir kalp krizi geçirdim. Böyle damar değiştiler. Sonra da zaman zaman gittim. Evet. Şimdi ben tuhaf bir adamım yani herkese karşı. Benim hiç malım mülküm olmadı. Yani varlık bir insanım. Elhamdülillah. Sermayem kuvvetli. Kasam kuvvetli. İşim kuvvetli. Ama hiçbir evim olmadı. Abiyi kırmadın gittin yani, bir gün. Gittim. Bir çift köfte yedim ama hayatımda öyle bir çift köfte yemedim. Gerçekten ustadır yani. O abi kendisi mi yapıyordu? Tabii. Ondan sonra öyle, oradan başladık işte. Bugün kadar geldik işte. Maşallah. Girişimiz 86. Öyle. Abi ben tiryaki oldum. 450 kasete 6 ayda bitirdim. Vuruldum. Bitti. Bitti. Daha kimse yok benim önümde. Hocam var, hocam var. Bitti. Hala da o kararında şeydi yani. Çatken. Aynı ufak neyse onu gören adam, onu gören ruh sağlamdır. Allah var gamı yok. Hilal'den ağzını burnu yiyeyim. Soğukhanı patlattı. Allah var gamı yok. O cemeli kürsüye böyle başlığı koydu kaldı. Allah yardımcısı. Beni namaza geçti ama kim, yani çok perişan adam. Ne okudu namazda? Amin Resulü'nün kilitlisinde. Gel kolu falan. Ne? Gel kolu falan. Allah'ım kaldıramın için bir de var. İşte ruh aslan bu. Evet. Aslan bu. Yani hocaefendi biz bu şey vurmadık yani. Aslan. Evet. Ali Akçıl abiyle Türkiye'de de röportajlar yapılmıştı. Gazetelerde, dergilerde Elif ablayla beraber yapılan röportajlarını okumuştuk. Ayrıca ben Ramazan programlarından bir tanesinde yine Ali abiyle röportaj yapmıştım. Başka kanallarda röportajlar yaptılar. En son Halit Esendir Bey'in YouTube kanalında bir röportajı vardı ama Semaver kanalı, yani bu seyrettiğiniz videodaki röportajı en son röportajıydı. Ruhunun ufkuna yürümeden 3-5 gün önce Fransa'dan yayın yapan bir YouTube kanalıydı, Semaver kanalı, ve orada bir saatten daha uzun bir röportaj yapmışlardı arkadaşlar. İçi hikmet dolu, keyifli, yerine göre eğlenceli ama hizmet coşkusunu seyredebileceğiniz, duyabileceğiniz muhteşem bir sohbet ve söyleşiydi. Hiç kimse bilmezdi ki Ali Akçıl abiyle bir daha kimse röportaj yapamayacak. Burada biz bekliyorduk, gelecek, geleceğiz, işte röportajlar yapacağız, hayatını yazacağız, kitaplar çıkartacağız. Bir sürü hayallerimiz vardı ama o bütün hayallerimize noktayı koydu ve ruhunun ufkuna yürüdü. Teşekkür ediyoruz Semaver YouTube kanalının hem yayıncılarına hem değerli sunucularına. Şimdi programa Ali Akçıl abinin değerli arkadaşları, onunla yol yürümüş dava arkadaşlarını alarak teker teker onlarla konuşarak devam etmek istiyorum. İlk konuğum Mustafa Fidan abi, Ali Akçıl abinin değerli yol arkadaşlarından birisi. Mustafa abi hoş geldiniz. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun güzel kardeşlerim. Hizmetimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi siz uzun yıllar Ali Akçıl abiyle beraber tanışıklığınız var, yol yürümüşlüğünüz var, yakından tanışıyorsunuz. Hakkında birçok şeyler yazıldı, çizildi, söylendi ama bir de Mustafa Fidan abinin gözüyle Ali Akçıl abiyi tanımak isteriz. Ali Akçıl abiyle biz Türkiye'de hizmeti tanıdığı yıllarda biz tanıştık. Biz Ankara'da ticaret yapıyorduk ama o İstanbul'daydı, aynı tekstil işindeydik. Biz de Ali abinin yanına uğruyorduk. Mutlaka gittiğimizde Ali abiye uğrardık beraber. Daha sonra buraya geldiğimizde buraya ziyaretlere geliyordu. Avrupa'ya gittiğinde durmadan, yani 8-10 arkadaş beraber olsalar telefonla bağlanıp sohbet ediyorduk. Yani Ali abiye ait benim hayatımda o kadar çok kare var ki, vefatını duyduğumda işte evde oturuyor idim. Telefonda ani bir mesaj trafiği oldu. Ben de elime aldım, baktım herhalde birisi vefat etmiş. Ali abinin de sanki taziyesi var gibi. İnna lillahi inna lillahi. Dikkat ettim. Daha sonra telefonlar çalmaya başlayınca Ali abi vefat etti dediler. Bir boşluğa düştüm. Hani Pekmezci abi vefat ettiğinde Hoca Efendi'ye taziye gittiğimde Hoca Efendi bana dedi ki Mustafa Bey benden bir parça koptu gitti dedi. Ben onu ilmel yakın anladım da hakkel yakın neydi, ne ifade ediyordu bilemedim. İşte tam da ben o benden bir parça koptu gitti sözünü şimdi anladım. Benden de öyle bir parça koptu gitti ki 2 gün ilaçla uyuyabildim ancak. Çünkü Ali abi hasta
olsa insan ölümü hazırlanır da, fakat böyle hareketli bir insan ölümü gelince bende çok öyle derin bir boşluk meydana getirdi. Günlerce kendimi toparlayamadım. Yani vefatında olsaydı zannediyorum bu programa çıkamazdım. Ali abi, şimdi biz gezerken, dolaşırken, sohbetlerimizde, sazımızda, sözümüzde hep arkadaşlara hizmetle alakalı koşmalarını, vermeleri, yani bulunduğu makamın hakkını vermelerini hep tavsiye ederiz. Şimdi bazı insanlar var ki siz onlara yap dersiniz, ver dersiniz. Fakat Ali abiye dur dersiniz. Yani Hoca Efendi'nin mesela öyle arkadaşlar vardır ki bunda istisnadır. Ama Hoca Efendi bir gün bana birisiyle alakalı dedi ki, ya bu arkadaş artık vermesin, ben utanıyorum dedi. İşte Ali abi de öyle bir insandı. Vermesin, dursun, işine baksın. Yani Hoca Efendi'nin öyle arkadaşlar var benim yakından bildiğim. Gene dediğim gibi istisnadır bunlar. Ama işini de kontrol. Bak, sabahleyin işinde olacaksın, akşam işin bittikten sonra hizmetine devam edeceksin dediği arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. İşte Ali abi de onlardan biriydi. Verme, yeter artık. Az işine bak, az ailenle beraber ol deyip hizmet hayatına tahdit getireceğiniz insanlardan biriydi. Onun inancı öyleydi. Dünya işleri rölantide olabilir, dünya işleri ötelenebilir ama hizmet işi rölantide olamaz. Hizmet işi ötelenemez. İşte Ali abi de o inanç vardı. Şimdi biz bu programları, Allah razı olsun, çok incelik gösteriyorsunuz. Ben sizlere onun zatında, hizmet zaten, teşekkür ediyorum. Bu programları yapıyorsunuz. Bu Ali abi göklere çıkartma değil. Şimdi ticaret erbabı işini daha iyi yapabilmek için dünyada ticarette başarılı olmuş insanların hayatlarını okuyor. Niçin okuyorlar? Ya ben de muvaffak olayım, ben de bu adam gibi başarılı olayım diye. Şimdi bu programların en büyük özelliği o. Yani bu Ali abi bu hale getiren dinamik neydi? Arka planında ne vardı? Bakın gerçekten ben de onu merak ediyorum ya. Bu adamı bu hale getiren neydi? İşte arkadaşlarımız sağ olsunlar, Fransa'da Semaver programını. Yani o gün ben vefatını öğrendiğimde elimde kumanda Ali abiyle alakalı ne varsa hepsini seyredip dinlemek istedim. Hatıralarımı, onları dinlerken hayalen mazinin derin derelerinde Ali abiyle ait karelerde yer almak istedim. İşte orada Ali abi, biraz önce de siz kesit o şeyi almışsınız, çok önemli bir noktayı almışsınız. Ali abi orada diyordu ki, Hoca Efendi'nin 450 kasetini 6 ayda dinledim. Bakın kardeşler. Şimdi bizim işaret edeceğimiz nokta bu. Bu adama bu hızı veren o. Bu adamı dinleyeceksiniz. Hoca Efendi'yi dinleyeceksiniz. Eğer hakikaten hizmet etmek istiyorsanız, yani çok şey insan arzu edebilir. Ben uçak almak istiyorum, villa almak. Tamam kardeşim, de paran yoksa bunları alamazsın. Paran yettiği kadar alırsın. Maddi şeyleri böyle olduğu gibi manevi şeyleri de bu. Bu hayatlar onları teyit ediyor. Tamam, çok hizmet etmek isteyebilirsin, koşabilirsin, koşmak isteyebilirsin. Fakat onlara yetişmek ancak imanla oluyor. İşte Ali abi çok mühim bir noktanın altını çizdi. Hoca Efendi'nin 450 kasetini 6 ayda dinledim. Bursa'ya giderek gelirken 3 kaset dinliyordum. Efendime söyleyeyim, evden işe gidip gelirken giderken bir kaset dinliyordum. Yol fazla vakit alıyor gerek. Şimdi Hoca Efendi'nin kasetlerini dinlemek lazım. Bazen soruyorum, arkadaşların haberi yok. Kardeşim şimdi Hoca Efendi'nin mesela 34 zürühle alakalı bir kaseti var. Bu gittiğim her yerde, sohbetlerde arkadaşlara diyorum ki bunu katiyen dinlemelisiniz. Bu kasette Hoca Efendi hizmet insanının bu insanlık imansızlık ateşin içinde yanarken dünya fakültesi mezunları sadece dünyaya yönünü çevirmekle cehennem gibi bir yere giderken siz onların önüne geçip kollarınızı makas gibi açıp buralardan gidilmez deyip siz hizmetin hakkını vereceksiniz bulunduğunuz konumun. İşte Hoca Efendi 34 Zürih'te Ankara, İzmir, İstanbul mütevellisini hususen çağırdı o gaybubet döneminde. Fatih Lisesi'nin üzerinde ve hizmet insanına düşen vazifeleri ve hizmet insanına bakışı,
bazı büyük kanaat önderlerinin, tarikat liderlerinin hizmetle alakalı gördükleri, yaşadıkları şeyi anlattı ve siz alemi İslam bağrından hançerlenmişken, mescitler, mabetler meyhane haline getirilmişken, sizi yaz yaz evinde, kışı kış evinde, bir iş yerinin yanında bir iş yeri daha açamazsınız. Bu mimalde sözler söylüyor. İşte Alabi'yi besleyen kaynakların bu olduğunu biz vefatından sonra öğrendik. Yani o arkadaşların, Semaver programındaki arkadaşlarımızın röportajlarıyla öğrendik. İnşallah sizin de bu anma programda yaptığınız şeyler esas hizmet insanının nasıl yapması, yani bir Ali Açık konumu nasıl yakalanır, inşallah kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın elinden tutup onu oraya götürür. Bizim İngilizcesi, evet. Çincesi ya da işte başka bir yabancı dili yoktu Mustafa abi, birçok abimiz gibi. Fakat hiç üşenmediler, hiç endişe etmediler. Gidilmesi gereken bir yer varsa, işte dillerini bilmiyorum, kitaplarını okuyamıyorum, Çin'e gidilmesi gerekiyordu. Ali abi Çin'e gitti, Tanzanya'ya gitti ya da Asya'ya açıldılar. Bunu anlamak çok zor benim için. Yani Kanada'da yarım yamalak İngilizcemiz var. Dil bilmeyen bu abiler kadar hizmet etmekte zorlanıyoruz. Neden acaba? Şimdi çok mühim bir yere parmak bastınız Kemal Bey. Bu gerçekten öyle. Ben de şimdi her gittiğim zaman diyorum kardeşlerim, arkadaşlar, ya diliniz var ya. Yani sizi hizmet ettirmeyen, geri tutan nedir? Şimdi bakın, biz bir sürü programlar yapıyoruz arkadaşlar. Diyalog programları, yemekler veriyoruz. Hizmete bunlar bir maliyet getiriyor. Bunları niçin yapıyoruz? Ya insanlarla tanışmak için. Tamam, tanıştınız kardeşim. Şimdi Hoca Efendi'nin ölçüsü, tanıştıktan sonra insanların elinizi omzuna atacak seviyede bir dostluk tesis etmeyiz. Mesela burada da arkadaşlar var. Diyorum ki ya kardeşim, siz o gün programda tanıştığınız insanlar, yemek bunun için dedim. Peki bu arkada adama gittiniz mi? Hı hı. Ailelerle görüşecek hale geldiniz mi? Şimdi yani arkadaşlar bazen bu tuttukları, sahip oldukları kıymetin farkında olamıyorlar. Yani bizim işimiz bu. Yoksa memleketimizde anamızın dizinin dibinde otururduk. Bağımızda, bahçemizde, dedemizden, babamızdan gördüğümüz bir hayatı yaşadık. Hizmet bizim hayat anlayışımızı değiştirdi. Hayatın bunun için olduğunu söyledi. İşte Ala bir imandan gelen kendine özgüveni vardı. O taşıdığı elmasın farkındaydı. Bu herkese ulaştırılmaydı. Arkadaşlar, sevginin dili yok ya. Sahabi efendilerimiz de Çin'e, Maçin'e, Hindistan'a, Afrika'ya gidiyorlardı. Dil bilmiyorlardı. Fakat onların sinelerinde insanlığın ihtiyacı olan şefkat, merhamet ve yardımlaşma vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, komşusu açken tok yatan bizden değil. Fakat o komşuyu belirleyici bir sıfat yok ya. Yani ne olursa olsun insanlara yardım etme. Bağışlayın, bu hayvan da olabiliyor, sokak kimsesiz kedi. Ben şimdi hanıma diyorum ki sokak kedilerine yemek veriyor. Diyorum bak, Hacı teyzeniz var ya, sokaktaki kedilere yemek veriyor. Yani dinindeki esas olan mesele insanlığın ihtiyacı olan şefkat, merhamet ve yardımlaşma. İşte Ali abi imanından dolayı bu hayatında esastı. Gönüllere dokunuyordu. İnsanlara sevgi de tebessüm ya. Hiçbir şeyin yoksa bir tebessüm diyor. Tebessüm bir sadaka hükmünde. Ali abinin, siz başta da söylediniz, çok güzel yazmışsınız o şeyi. Hatırladığınız Ali abiyi tanıtan şeyler. O Ali abi herkesin hayatına dokunuyordu. Evet abi. Onda hizmet insanına değer verme vardı, arkadaşlara. Şimdi arkadaşlardan dinliyorum. Abi diyor işte geldi Pensilvanya'ya, ben aldım buraya getirdim. Bir saatlik yolculuğumuz oldu. Benim telefonumu aldı. Arada sırada aradı. O kadar hoşuma gidiyordu ki diyor. İnsana değer veriyordu Ali abi. Niye? Çünkü Allah insana değer veriyor. Güzel kardeşlerim. Ali abi de hakim olan hizmet terbiyesi Hoca Efendi'ye ehemmiyet verip onun hayatında yaptığı sohbetleri, şeyleri dinleme. Ben katiyen bunun altını çiziyorum. O arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum ki böyle bir sohbete vesile olmuşlar ve Ali abi oradaki dinamiğin kaynağını söylüyor.
bir daha tekrar ediyorum. Hoca Efendi'nin kasetlerini diyor 450 kaseti 6 ayda dinledim. Bunu şunun için söylüyorum. Bu hayattan bize geriye kalan, bu adamı bu hale getiren, bu dinamizmi, bu aksiyonu meydana getiren Ali abinin Hoca Efendi'yi tanıması, anlaması ve onun derdini paylaşmasıydı. Evet, cevahir kıymetini ancak mücevherciler bilir. Ali abideki o cevheri de Hoca Efendi keşfetti ve bir cevher ustası gibi, bir mücevher ustası gibi onu işledi. Ali abi de gönlünü açtı, işlenmeye müsait hale geldi ve sonrasında işte Ali Açıl abi oldu. Burada kültür merkezinde Ali abi vaktinin önemli bölümünü orada geçirirdi Mustafa abi. Oraya gidip gelen tamirci bir beyefendi var, Kanadalı. Ali abinin İngilizcesi yok, o beyefendinin Türkçesi yok. Vefatından bir gün sonra yine tamirci için gelmişti şeye, kültür merkezine. Sonra oradaki yetkililere sordu, ya burada bir ihtiyar amca vardı dedi. Onu göremedim, nerede o? Ne oldu, niye hani soruyorsun? Ya ben ne zaman gelsem bana yemek yedirir, çay içirir, sohbet ederiz. Benim Türkçem yok, onun İngilizcesi yok ama bir şekilde anlaşıyorduk. Yani çok ikramı seven bir insandı. Vefatını duyunca da oturdu ağladı adamcağız. Dilini bilmediği Kanada'daki bir ustanın bile gönlünü kazanmasını bilen bir büyüklüğe sahipti Ali Açıl abi. Allah razı olsun sizden de onu bu güzel betimlemelerinizle, tasvirlerinizle anlattınız. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abi. Allah sizlere hayırlı uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum güzel kardeşlerim. Böyle bir program yapıp inşallah Ali abinin, yani insanlar vefatından sonra bilmediğimiz yönleri ortaya çıkıyor. Şimdi Ali abinin bazı bilmediğimiz yönleri insanlığın istifadesine sizin sayenizde arz edilir. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız güzel sağ kardeşlerim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bütün MC televizyonu, bu ekipte bulunan herkese MC televizyonu teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bir faydası olur arkadaşlarımıza. Bir Ali abi, yeni Ali Açıllar iletişimine vesile olur. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun güzel kardeşlerim. Çok teşekkür ederim efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, Ali Açıl abiyi kızı Nedime Hanım yazdı. Hem yazdı hem arkasından seslendirildi. Gözyaşları içerisinde biz de dinledik, okuduk. Bir kız, bir evlat daha doğrusu babasını ancak böyle güzel yazabilirdi. Şimdi gelin bu yazıdan bir bölümünü birlikte dinleyelim. Sonrasında devam edelim. Çalışkandı babam. Çağrılan her yere gider, iş yapmaktan gücenmez, gece gündüz demeden her işe koşardı. Gizemliydi. Kendi kendine düşüncelere dalar, yemek yerken bile aniden sessizleşir, birden estağfurullah der, düşünür, taşınır ama anlatmazdı. Şikayet etmez, derdini belli etmez, sadece gözleri dalarak, kaşlarını oynatarak gizemli gizemli kendiyle konuşurdu. Yardımseverdi babam. İsteğini eli boş döndürmezdi. Sitenin güvenlik görevlisinden hastane personeline kadar herkesi düşünür, değer verirdi. Hiç kimseyi hor görmezdi. İsteğinin ihtiyacının olmasına bakmaz, kim istiyorsa vermeye gayret ederdi. Mal biriktirmezdi babam. Evlatlarıma ne bırakırım, zor zamanım olursa lazım olur deyip kenara ayırmazdı. Hiç malı olmadığından süreçte mallarına çökemedikleri için gülerdi. Son yıllarda size bir şey bırakamıyorum, ne olur beni affedin diyerek gönlümüzü alır ama mal sahibi gitmekten korkardı. Cenaze adeti böyleymiş. Kapı önüne merhumun ayakkabısı konurmuş diye tüm evde ayakkabı arayıp bulamayınca yalnızca ayağındaki ayakkabısına sahip olduğunu fark ettikleri ikinci bir çift ayakkabısı olmayan adam babam. Rahmetli Ali Açıl abiyi anlamaya çalışıyoruz. Onun yol arkadaşları, dava arkadaşlarıyla Ali Açıl abiyi konuşmaya devam ediyoruz. Harun Tokak Bey şimdi programımıza sağ olsunlar, iştirak ettiler. Harun abi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kemal Bey. Bir kez daha başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Rabbim sizlere hayırlı uzun ömürler versin. Biraz önce Mustafa Fidan abi anlattı bir bölümünü ama Mustafa abi Ankara'daydı. Bir iş adamı olarak tabii yolculukları da oldu. Siz İstanbul'da da
Ali Açıl abiyle beraber oldunuz. Komşuluk da yaptınız. Aynı semtte oturdunuz. Aynı camiyi paylaştınız. Ali Açıl abiyi sizden dinlemek bizim için ayrı bir onur olacak abi. Buyurun. Estağfurullah. Kemal Bey'in karşısında konuşmak zaten zor. Estağfurullah. Estağfurullah abi. Mustafa Fidan'dan sonra konuşmak zaten daha da zor. Ali Açıl'ı konuşmaksa zorun zoru esasında. Şimdi bir gün vakıfta oturuyorum. Bir kızımız girdi geldi odama. Ben dedi Büşra. Büşra Zülkadiroğlu dedi. Sen dedim Mehmet Bey'in kızısın. Evet dedi. Maraş'ta bir Mehmet Zülkadiroğlu abimiz vardı. Ben de 90'lı yıllarda Maraş'ta iki yaz orada bulundum. Bir ilkokul öğretmenlerinin sertifika programları münasebetiyle oradaydım. O zaman tanışmıştık. Şimdi neyse biraz uzunca konuştuk. Giderken kızımız dedi ki babama bir mektup yazdım. Onu size bırakmak istiyorum dedi. Bıraktı gitti mektubu. O gittikten sonra açtım mektubu. Mektupta şöyle yazıyordu. Babacığım, bir kurban bayramı günü sen 40 arkadaşınla Hakkari'ye gittin. Bayramın birinci günü oradaydın. Duydum ki akşama kadar o kapı senin, bu kapı senin koşturmuşsunuz. Akşam Sümbül Dağları'nda güneş batarken, geriye dönerken sen ağlamışsın. Bazı evlere yetişemedik. Seneye daha çok gelelim, daha fazla gelelim demişsin. Fakat karlı dağlar yol vermedi. Ölümün pusu kurduğu yollarda o yollar seni bize geri vermedi ve sen bir gün insanların omuzlarında geldin Maraş'a. Ben o gün çok küçüktüm. Sana bu mektubu o yaşlarda yazdım. Mektubu senin kaleminle yazdım. Ceketinin cebindeydi kalem. İzin alacaktım. Baba kalemini kullanabilir miyim diye. Sen yoktun baba. Kalemi alırken bir şey daha fark ettim. Ceketine sarıldım. Ceketin sen kokuyordu babacığım. Ama üzülme. Annem ceketine sarıldığımı görmedi bile. Mektup böyle uzayıp gidiyor. Ben de uzatmayacağım. Ama o kızımızın mektubundan sonra ben hep bir mektup bekledim. Dedim acaba bundan sonra hangi kızımız babasını anlatacak? Ve nihayet o mektup geldi. İşte Melike'nin mektubu geldi. Gerçekten muhteşem bir mektuptu. Bir şaheserdi. Yani kız evlatları için babalar çok değerlidir, çok önemlidir. Onlar için yağmurun, onlar için rüzgarın, onlar için suların, arıların, çiçeklerin bir musikisi vardır ama fakat kız çocukları için en güzel melodi babaların musikileridir ve çok değerlidir. Bir insanı tanımak için işte o mektubu okumak lazım. Ali Açıl Melike'nin mektubunda o kadar güzel bir portre çizmiş ki, o kadar güzel anlatmış ki. Ben mesela Nedime'nin de mektubunu hayal meyal hatırlıyorum. Tek başına gelin giderken kardeşi Alp onu elinden tutarak sahneye doğru o bir köşkte çıkardığını ben gözlerimle gördüm. Gurbete gelin gidiyordu, damat yoktu, gelemiyordu Türkiye'ye. O tek başına uçağa binip gidecekti. O bir merasim, bir törendi. O zaman hatırlıyorum, o da bir mektup yazmıştı ama o mektup biraz aile mektubuydu. Mektubu görmediğim için detaylarını çok bilmiyorum ama aklımda birkaç cümle hala var o mektuptan. Anneciğim, babacığım, bana cennet gibi bir hayat yaşattınız.
Ben cennet gibi bir bahçede büyüdüm, beslendim. Size çok teşekkür ederim. Bu minvalde bir mektuptu. Şimdi bu iki kızımızın mektuplarından anlıyoruz ki bu ev cennet bahçelerinden hakikaten bir bahçeymiş. Yani öncelikle huzur bu eve yayılmış. Bu evden dışarıya taşmış huzur. Bunu ben çok değerli buluyorum. Yani bir anneyle bir babanın uyumu. Mesela Melike'nin mektubunda da görüyoruz ya, namazları cemaatle kılardı babam diyor. Yorgun gelirdi, uyurdu, annem kızardı. Yahu namazı kılıp da uyusan olmaz mıydı derdi. Anne kıl ne olacak? Babam uyudu işte, sen namazını kıl yat. Olmaz kızım, cemaatle namaz kılmamız lazım. Evde bir erkek varsa o namaz cemaatle kılınır. İşte bu, bu çok değerli bir şey. Ve görüyorsunuz bu evden yetişen işte kızlarımızın sözleri, mektupları bir şaheser oluyor. Ve gerçekten gelecek nesillere, belki de asırlar sonrasına gönderilecek bir mektup oluyor bunlar. Ben bunları çok değerli buluyorum. Şimdi Ali abi evet cömert bir insandı. O kadar cömertti ki mesela hani mala hiç değer vermeyen bir insandı. Bu doğru bir şey. Mesela o son semaver sohbetinde belki bazı insanlar kaçırmış olabilir ama orada diyor ki ne istiyorsanız sorun, beni bir daha bulamazsınız diyor. Hı hı. Evet. Yani sanki içine doğmuş. Son sözlerimi söylüyorum. Ne istiyorsanız sorun. Ben son sözlerimi söylüyorum. Ama geride nasıl bir hayat bırakıyor? O aslan diyor Hoca Efendi'ye. O aslan diyor. Ve orası tam anlaşılmadığını tahmin ediyorum. Mesela bir gün himmet oluyor değil mi? Himmet. İşte Hoca Efendi'ye hatırlatıyor. Hocam siz her zaman bir şey verirdiniz. Bu defa bir şey vermediniz. Doğru diyor. Ben de bir şey vermem lazım. Ali Efendi diyor Hoca Efendi. Ben de bir şey vermem lazım. Ben de şu kadar bir şey bulayım. Nereden vereyim ki diyor Hoca Efendi. Birisi çıktı diyor. Hocam senin vereceğinin yarısını ben veririm dedi diyor. Öteki bir şey daha öteki. Hoca Efendi'nin dediği şey katlandı. Şimdi böyle bir anda ne olması lazım? Ya Hoca Efendi arkadaşlar çok teşekkür ederim ya. Benim bulacaklarımı da siz verdiniz falan diyeyim. Yok Hoca Efendi öyle bir şey yok. Alnını diyor koydu sehpanın üzerine. Dakikalarca durdu. Sonra namaza durdu. Namazda diyor, La yükellifullahu nefsen illa vüsa. Allah hiç kimseye götüremeyeceği bir yükü yüklemez. Ya insanlar yükünü alıyor değil mi Hoca Efendi'nin? Namazda bu ayeti okuyor. Çünkü o da bir yük getiriyor. İnsanların teveccühü de bir yüktür. İnsanların sana ilgisi de bir yüktür. İşte Hoca Efendi bu muhasebeyi muhteşem yapan bir insan. Onun için aslan zaten. Şimdi bu hizmette nice insanlar vardır. Çok veren insanlar da var. Geçmişte de bu hep olmuştur. İhtimal Hazreti Ebubekir sadece servetinin tamamını verip başka bir şeye karışmasaydı belki de o da unutulur giderdi. Fakat Hazreti Ebubekir'i büyük kılan sadece onun cömertliği değil. Hazreti Ebubekir aynı zamanda Kur'an okuduğu zaman cumbasının altında müşrikler bile gelir o sesi dinlermiş. Nasıl bir Kur'an aşığı ise, nasıl bir terennümse bu. Hazreti Ebubekir aynı zamanda iyilik severmiş. Gider bir köleyi parasını verir fazlasıyla Bilal Habeşi gibi alır onu azat edermiş. Hazreti Ebubekir aynı zamanda vefalıymış. Hazreti Ebubekir aynı zamanda hani bizim bugünkü tabirimizle yani şakirtlik dediğimiz bir kategori vardır. Hazreti Ebubekir yerinde duramayan bir insandır. Mesela bugün bakıyoruz aşere-i mübeşşerinin neredeyse tamamını getirip peygamberimizle o tanıştırmış. Abdurrahman bin Avf'ı o tutmuş elinden getirmiş. Hazreti Mus'ab'ı o tutmuş elinden getirmiş. Habbab bin Eret'i o tutmuş elinden getirmiş. Bilal-i Habeşi'yi bugün bütün minarelerimizin sesi olan Bilal-i Habeşi'yi
O tutmuş elinden getirmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Mesela Ubeyde bin el-Cerrah'ı, o Kudüs'ün, o Şam'ın, o Suriye'nin, o yani sınır hudutlarının komutanı Ubeyde bin el-Cerrah'ı o elinden tutmuş Peygamberimize getirmiş. Yani şimdi siz bu insana bakıyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'i büyük kılan bu üstadımızın risalelerde anlatırken bir şey diyor. Hani bu hizmette kardeş vardır, talebe vardır, dost vardır diyor ya. Ali Açıl gibi insanlar, yani bu devrin Alileri, Ali Kervancılar, Ali Açıllar, Ali Bayramlar, Ali Rızalar, bunlar var ya asrımızda o Hazreti Ali'nin o gün temsil ettiği fütüvvet ruhunu bugün hayata geçirdi bu insanlar. Geceleri ruhban gibiydi bunlar, gündüzleri küheylan gibiydi bunlar. Hakikaten yani gerçekten yeri doldurulamaz bu insanların. Öyle hizmeti ellerin ucuyla tutmadı bu insanlar. Yani sahiplendiler, bu hizmet bizim dediler. Yani kiracı gibi durmadılar bu hizmette. Bütünüyle her şeyle sahiplendiler. Bu nasıl bir şey ya? Bakıyorsunuz. Madem ki malikil mülk odur. Madem ki bütün mülk onundur. Madem ki bu dünya misafirhanedir. Madem ki ben bu dünyada misafirim. Ben utandım Allah'tan diyor. Tapu dairesine gidip üzerime bir mülk kaydettirmekten utandım diyor. Yani hakikaten bu insan da birkaç gün önce buradaydı, beraberdik, vefalıydı. Benim hem annemin cenazesine hem babamın cenazesine geldi. Yani hadi annemde biraz daha yakından tanışıyorduk ama mesela babamın cenazesi 25-30 sene önce. Ben Ankara'daydım o zaman. Ali Açıl'ı ya duydum ya duymadım. Mutlaka duymuşumdur ama öyle bir yakınlığımız falan yoktu. İstanbul'dan kalkıyor, ta Uşak'a geliyor. Her düğünde, her cenazede Ali Açılı oradadır. Adapazarı'nda deprem mi vardır? Torbalara doldurur doları bir arkadaş. Ben diyor yani orada insanlara çadır çadır dolaşıp dolar dağıtırken gördüm Ali abi diyor. Bir dershanede ev sahibi çıkın kirayı ödeyemediniz dediyse ya arabasını kırmızı ışıkta bırakıp o an ya ben bu sadakayı bu çocuklara vermem lazım deyip koşa koşa merdivenlerden kapıyı çalan ve içerideki insanların eyvah ev sahibi yine geldi ne yapacağız dediklerinde kapıyı açtıklarında gelen Ali Açıl'dır ya, Ali Açıl'dır. Hacı Kemal ağabey yolda ağlarken onunla karşılaşıp daha hizmeti tanıyalı 3-5 gün olmuş, birkaç hafta olmuş. Niye ağlıyorsun Hacı Kemal ağabey? Zamanın binası yapılacak bir adama gittim. Adam bana biraz şey davrandı, yani iyi davranmadı. Onun için ağlıyorum. Bu binayı yapmamız lazım. Hoca efendi benden cevap bekliyor. Niye ağlıyorsun hacı abi? Sil gözyaşlarını. Ben yaparım. Ya ne demek bu ya? Ben yaparım. Nasıl bir şey bu ya? Mustafa Fidan abinin dediği gibi ben varım, ben yaparım. Bu muhteşem bir şey. Ve hele yani vefat ederken yani cenazenin ayakkabıları kapının önüne konulur. Ya kapının önüne koyacak. İkinci bir ayakkabısı yok. Giydiği ayakkabıdan başka ayakkabı bulamıyorlar ya. Bu adam varlıklı bir insan. Bu adam zengin bir insan. Bu adam hep varlık içinde yaşamış bir insan. Bu adam hani Elif ablanın hakkını yemeyelim. O da hizmet hareketini hakikaten sadakat sütüyle ta yıllarca emzirmiş bir annemizdir, bir bacımızdır, bir ablamızdır. Evinde 30 gün, 30 Ramazan iftar verilen Ramazanlar onun evinde bir şölene dönüşür gerçekten. Yani bu aile hakikaten anlatılamaz bir aile. Onun için yani ne bileyim ya büyük bir insanı evet. Kaybettik. Mustafa yani abi yayında mısınız hala? Mustafa abi yayındaysa Harun abi biraz nefeslendirelim. Belki son birkaç cümlesiyle Mustafa abiyle. Mustafa abinin başka bir programı var. Harun abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Ali Açıl abi bu kadar anlatmakla onu anlatmış sayılmayız. Ali abi gibi abilerimize dair bazı ipuçları yakalamaya çalışıyoruz. İşte biraz önce isimlerini saydınız. Ali Bayram Hoca onlardan biriydi. Ali Katırcıoğlu abi onlardan birisiydi. Allah selamet versin, sağlık afiyet versin. Ali Rıza Tanrısever amca onlardan birisi hala. Rabbim afiyetler lütfetsin. Bu abilerimizi tanımaya gayret ediyoruz. Bir miras bırakıyorlar. O mirası taşıyacak insanlar kimden mirası devraldılar? En azından onlara dair bazı ipuçlarını yakalamış oldular. Çok teşekkür ediyorum Harun abi. Allah sizlere hayırlı uzun ömürler versin. Programa katıldığınız için minnettarız efendim. Hoşçakalın. Evet Mustafa Fidan abiye de, Harun Tokak abiye de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hem bilgilerimizi güncellediler, bilmediklerimizi anlattılar. Hem de duygularımıza dokundular. Tabii Ali Açıl abinin vefatı doğal olarak en çok Elif ablayı ve çocuklarını üzdü. Elif abla benim gördüğüm kadarıyla çok metin duruyordu. Evet gözü yaşlıydı ama kadere karşı boynu kıldan ince. Takdiri rızayla karşılayan mütevekkil bir hali vardı bütün bir cenaze boyunca. Onca yaşanmışlıkları vardı ve hiçbirinin zayi olmadığını düşünüyordu Elif abla. Yüzlerce insanın taziyelerini kabul etti. Ali abinin arkasındaki en muhkem kalelerden biriydi eşi Elif anne. Allah kendisine sağlık afiyet lütfetsin. Şimdi birkaç yıl önce kendisiyle yapılan bir röportaj var. Bu röportajdan bir bölümü sizlerle paylaşıyorum. Bütün Anadolu yakasının himmete işte katılacaklarını çağırdılar. İşte çok güzel bir program. Arkasından vaatler, işte Ayşe abla, Fatma abla, Elif abla, sıra bana geldi. Dedim ki Halit hocam dedim, yani ben böyle bir hizmet gelinine bin bir atın altın feda olsun diyorum dedim. Halit hocam dedi ki, abla dedi, yani doğru söyledin değil mi dedi. Doğru söyledim dedim. Ne, şey çeyrek altından mı? Hayır hocam dedim. Yani ben oğlumu evlendirsem şimdi gelinime çeyrek altını mı takarım? Tabii ki Cumhuriyet altını takarım dedim. Ama oradan herkes böyle bir sesler geldi ama ben üzerime alınmadım. Biz Ali Bey'le gelirken anlaştık. 101 Cumhuriyet altını diyeceğim. Ama ne oldu? Hani söyleyene değil söyletene bak. Ben 1001 Cumhuriyet altını dedim. Ondan sonra tamam abla dedi Halit hocam da. Akşam eve gittik. Ali Bey dedi ki hanım ne yaptın dedi. Nasıl geçti? Ali dedim çok güzel geçti dedim. Ay o kadar güzeldi ki dedim. İşte böyle bir hizmet gelinine 1001 altın feda olsun dedim dedim. Ne dedin dedi. 1001 altın. Doğru hesap ettin mi dedi. Çok doğru hesap ettim ben dedim yani. Çünkü o zaman altın 2000 lira. Biz işte 101 tanesi 20 bin lira yapıyor. Hesabı. 20 küsür bin lira yapıyor. Peki o zaman Allah razı olsun ne yaptın kadın ondan sonra böyle düşünce mesela diyebilirdi ben hiç şey yapmadı yani. Çünkü benim hizmetimin ilk yılları belki böyle şey olsa sert olsaydı ben bu kadar şey olamazdım yani bu kadar cesur olamazdım. Şimdi bizim bayan hocalarımızın eşleri de eşlerimizin hocaları. Bizim hocalarımız çok genç onlar da çok genç hocalar. Ali Bey de akşam toplantısına sohbetine gitmiş. Daha Ali varır varmaz Ali abi demişler ya Elif abla öyle bir cömertlik yapmış ki abileri bile geçmiş demişler. Onun demiş yaptığından daha haberi yok demiş. Ondan sonra şimdi Ali Bey beni aradı. Dedi ki hanım dedi hesap makinesini al 1001 ile 2000'i bir çarp dedi bana. 1001 ile ben 2000'i bir çarptım. Böyle bir hani bir tokat yersin de şırak diye bir tokat. Böyle orada şunu hissettim. Başımdan kaynar su dökülüp tırnağıma indiğini hissettim. Ama Ali dedim. Yo dedi sen çok doğru hesap ettiğini söyledin dedi. Ama ne yapalım dedim işte Allah nasip etmeseydi ben hemen zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıktım. Ondan sonra Allah dedim ona müsaade edecek dedim. Sen de yardım edeceksin biz de bulacağız dedim. Allah öyle bir şeyler sundu ki öyle bir imkanlar sundu ki satılacak atılacak yerler vardı. İşte aldık ettik bulduk ben onları getirdim. Ali Bey de Allah razı olsun yardımcı oldu. Ben onu bir çantayla buna bir çanta Halide hocama para getirdim. Şimdi bir gün dedi ki hanım ben hicret ediyorum Etiyopya'ya. Ve o zaman küçük kızımız liseye gidiyor.
Şimdi ben tamam, o hazırlanmış, hem ruh olarak hazırlanmış, hem yani kendini hazırlanmış, beden olarak hazırlanmış. Biz hazır değiliz ama ha deyince gitmek mümkün diye. Çocuğun da okulu var ve biliyoruz oralarda Afrika ülkeleri olsun, Etiyopya olsun, zor, kolay yerler değil yani, zor yerler. Onsa biz gitmedik. O kendisi gitti. Dik durdum. Arkasına o gittikten sonra o kadar ağladım ki. Melike'nin, Atike'nin oturduk, arabamıza bindik. Ağladık. Çünkü tek başına kaldık. Kimsemiz yok. İşte aradan birkaç ay geçti, geldi. Bir geldi ki yani tabiri caizse ben artık gittim ama seni de unutmadım. Bir valiz 350 tane gül. Ama ne renk güller, muhteşem güller böyle. Ama her gelişinde de gerçekten güllerle geldi. Ali abinin şeyi bitmez. Yani böyle sürprizleri bitmez. Gidiş sürprizi de bitmez. Hediye sürprizi de bitmez. Yani hadi gidiyorum der, sana sürpriz yapar. Kanada'nın sosyal bir devlet olduğu ve insanlara iyi davranıldığı. ...90'lı yılların başı. İş adamlarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz akın akın Asya'ya gidiyor. Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, bütün istanları İstanbullular dolduruyor adeta. Çünkü orada önemli bir hizmet var. O hizmeti yere düşen bayrağı kaldırmak için koşturuyorlar adeta, küheylanlar gibi. Ali Açıl abinin de önce yolu Asya'ya düşüyor. Asya steplerinden sonra Çin'e dümen kırdı. Bir kültür elçisi gibi çalıştı gittiği her yerde. Hem ticaret yapmak isteyenleri yüreklendirdi, hem de iki ülke arasında eğitim köprüleri kurdu. Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki bir ülkeye kim bilir kaç defa gidip geldi Çin'e. Her gidip gelişi ayrı bir hikaye konusu. Çince bilmiyordu ama bunu hiç umursamıyordu. Çünkü o sevgi diliyle konuşup anlaşabiliyordu. İşte o dönemde Çin'de bulunan, daha sonra Kanada'da da yolları kesişen gazeteci bir dostumu yayın almak istiyorum. Bugün Osman Erol Bey. Başımız sağ olsun. Kanada'da da son 3-4 yılını beraber geçirdiniz ama isterseniz önce Çin'deki günlerine dönelim. Çin'den de zaman zaman sizinle bağlantılar yapıyorduk o dönem çalıştığım Samanyolu Televizyonu'nda. Şimdi de Ali Açıl abi buna vesile oldu. Mekanı cennet olsun. Şimdi Çin hatıralarıyla başlayalım. Ne dersiniz? Ali abi Çin'e nasıl gidiyordu, geliyordu, nelerle karşılaşıyordu, orada nasıl bir kültür elçiliği yapıyordunuz, birlikte neler yapıyordunuz, buna dair bize bir kısım ipuçları verirseniz memnun olurum. Evet, değerli büyüklerim aslında Ali abiyle alakalı çok aslında her şeyi söylediler ama ben de Çin'le alakalı elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışayım. Gerçekten Hazreti Ömer'in cömert sıfatını, Hazreti Ali'nin aslan sıfatını kaybeden, aslan sıfatını taşıyan bir abimizi kaybettik. Gerçekten o bizim abimizdi, babamızdı, yeri geldiğinde arkadaşımızdı Kemal Bey. Anlatamam yani, geçen yıl ben öz babamı kaybettim. Bu yılda Ali abiyi kaybettim. İki babayı kaybetmek gerçekten beni çok sarstı. Sesim, ses tonlarım da birazcık kısık gelebilir. Bu sarsıntının bir neticesi olarak görün lütfen. Kusura bakmayın. Allah afiyetler versin Osman Beyciğim. Ben Kemal Bey burslu olarak 1990'ların başında Çin'e gittim talep olarak. Hizmet bursuyla gittim. O dönem bizim kültürümüzde çok fazla böyle kahvaltılık, kahvaltı yapabileceğimiz işte peynirdir, zeytindir, değişik bizim tereyağıdır veya ekmektir. Bunları bulmak neredeyse imkansızdı. Yaklaşık 2 yıl geçmişti. Yani bu 2 yıl boyunca biz gerçekten
bir sonraki öğünde ne yiyeceğiz, bir sonraki öğünde ne yiyeceğiz diye düşünür dururduk. Zira alışamadığımız bir kültürdü. Baharatların kokusu, pazarların durumu sanki bu dünyada başka bir dünyaya doğru yolculuk etmiş gibiydik. Ama o günler yavaş yavaş geçmeye başlamıştı. İşte Ali abinin ziyaretleri oluyordu ara sıra. Hiç unutmam, bir gün gelmişti Pekin'e. O dönemde de yabancıların böyle alışveriş yapabileceği yerler çok yoktu. Yani sadece belirli bölgelerde ve dolar kullanarak alışveriş yapılabiliyordu. Biz tabii talebeyiz. Neticede bursluyuz. Öyle gidip pahalı şeyler alabilecek gücümüz yoktu. Kıt kanaat geçiniyorduk işin açıkçası. Ali abi geldi, bizim durumumuzu gördü. Tabii Ali abi gelince zaten hani orada zeytin yok, peynir yok. Bunları kendisi getirirdi. Yine bir gün gelmişti. Baktı bizim oradaki durumumuza. Çocuklar kalkın gidiyoruz dedi. Nereye gidiyoruz abi? Burada nerede bunları bulabileceğiniz böyle en yakın bir alışveriş merkezi var mı? Mağaza var mı? Veyahut bir dükkan, bakkal, neyse. Abi dedik var ama orası çok pahalı. Biz yani oradan alışveriş yapamıyoruz. Zira bir ekmeğin fiyatı yaklaşık 8-9-10 yuan civarındaydı. Yani o zamanki fiyatıyla yaklaşık 1,5 dolardı. Biz onları alamıyoruz abi dedik. Zaten diğerleri de yok. Ekmek var ama onlar da şekerli ekmekler. Onları da alamıyorduk. Yiyemiyorduk yani. Neyse hadi hemen gidiyoruz dedik. Giyinin hemen üstünüzü. Neyse gittik, orada Parkson diye bir İngilizlerin açmış olduğu bir alışveriş merkezi vardı. Oraya gittik. Çocuklar dedi, ne istiyorsanız, ne kadar istiyorsanız alın dedi. Yani biz tabii bir anda şok olduk. Yani ekmek alabilecek miyiz? İşte zeytin alabilecek miyiz? Böyle cömertliğini orada her zamanki gibi yine gösterdi. İstanbul'daki dükkanına giderdik. Ticaret yaptığı İstanbul'daki dükkanı. Herkes bilir orayı. Oraya gittiğimizde de yine aynı, bizi böyle çok güzel karşılardık. Bu hemen herkes için geçerliydi. Yani herhangi bir cemaatten olsun, herhangi bir çevreden olsun, onu ziyaretine, onun mekanına, kapısını kim açmışsa herkese aynı güler yüzü, aynı cömertliği, ayrım yapmadan aynı nezaketi gösterirdi. Evet. Sürprizleri çok severdi. Her geldiğinde muhakkak bir sürprizle bizi sevindirirdi. Fedakar ve cömert bir insandı. Güven veren bir insandı. Sözleriyle, hareketleriyle, nezaketiyle, cömertliğiyle, işte değerli büyüklerim anlattılar. Orada benim hani tekrar söylememe gerek yok. Gerçekten her noktada arslan bir insandı. Bu buna layık bir insandı. Hoca evet. Efendi'ye biz, çok tanıyorduk Kemal Bey. Biz Raindrops YouTube kanalını açarken başlangıçta bir kısım teknik ihtiyaçlarımız var. Ekonomik şartlarımız iyi değil tabii. Birkaç arkadaşız burada. Ali abiye bahsettik. Böyle bir şey yapacağız işte. Bugün elhamdülillah 50-60 bine yaklaştı takipçi sayısı ve çok güzel programlar da yapılıyor. 3-4 sene önceydi. Ali abi dedi ki ne lazımsa ben dedi bir bütçe ayırayım cebimden ki Ali abinin o gün belki bize ayıracağı bütçe buradaki bir aylık giderlerini karşılayacağı bir bütçeydi yani. Biz de utanmadan aldık yani, hayır demedik. Ali abi bu hayırdaki şeyinden mahrum bırakmak istemedik ve Cenab-ı Hak ona Raindrops'ın da hani MC'nin de bir anlamda varlığını devam ettirmesine bir katkı yaptırdı. O cömertliği hemen her yerde çok net bir şekilde karşımıza çıkıyordu. Daha konuşacağımız çok kıymetli dostlar var. Osman Bey çok teşekkür ederim. İnşallah Ali abi gibi diğer abilerimizin kıymetini biliriz. Son bir, müsaade ederseniz son bir cümleyle son zamanlarında yaptığı duaları burada söylemeden geçemeyeceğim müsaadenizle. Her zaman şöyle bir dua ederdi. Allah'ım bizi insan eyle. Bizi insan eyle Allah'ım. Bizi güzel ahlaklı kıl Allah'ım. Ama en çok üzerinde durduğu duası şuydu.
Allah'ım bizi meccanen dünyaya getirdin. Evet. Meccanen bizi de bağışla Allah'ım. Hesabımızı meccanen gör Allah'ım derdi. Amin diyoruz biz de ve sözü tekrar size bırakıyorum. Amin. Kemal Bey. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Duasıyla ona dua edelim. Allah'ım Ali abiyi, Ali Açıl abiyi meccanen affeyle ya Rabbi diye onun duasıyla ona yine dua edelim. Çok teşekkür ederim Osman Bey. İyi çalışmalar diliyorum. Rica ederim. Size. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Kıymetli dostlar, Ali Açıl abinin vefatının üzerine çok kıymetli isimler yazılar kaleme aldılar. Ahmet Kurucan Bey, Veysel Ayhan Bey, İsmail Büyükçelebi, Yusuf Ünal Bey, Ertuğrul İncekol, İsmet Macit ve Şemsinur Özdemir gibi kalemler Ali Açıl abinin farklı yönlerini anlatmaya çalıştılar. Şimdi TR724 yazarlarından Veysel Ayhan Bey'in yazısından bir bölümünü sizlere arz ediyorum efendim. Muazzam bir enerjisi vardı. Hizmeti tanıdığı yılları, onu ahiret yolculuğunda karşıladığını ümit ettiğim Hacı Kemal abiden aktarayım. Gazete, zaman bir odalı bir yerde başladı. Sobamız yoktu. Küçük bir tüpte hem çay pişirir hem de ısınırdık. Sonra Allah nasip etti, arsa bulduk. İş artık inşaata gelmişti. Yeni Bosna Kalender Sokak'taki 7 katlı binanın 2 katını yapma planımız vardı. Kendime göre bir plan yapıp sabah hali vakti yerinde bir hayır sahibinden çimento almayı planladım. Vereceğinden de emindim. Fakat bütün izahlarıma rağmen yardım edemem dedi. Yıkılmıştım. En büyük ümidim sönmüştü. Ağlayarak çıktım. Yolda ağlayarak yürüyordum. Belki yarım saat yürüdüm. Birden karşıma Ali Açıl Bey çıktı. Cadde ortasında ağlayışıma hayret ve hüzünle bakarak ''Niye ağlıyorsun Hacı abi?'' dedi. Derdimi ona da açmak istedim. Ancak bizi tanıyalı 2-3 hafta olmuştu. Söyleyemedim. Fakat ciddi ısrar edince olanları anlattım. O yeni hizmeti tanıyan, hiçbir şey istemeye niyetlenmediğim kumaşçı Ali Açıl, ''Binayı ben yaparım, sen üzülme.'' dedi. Dünyalar benim olmuştu. İşte gazete böyle başladı. Hacı Kemal abinin bunları anlattığı yıllarda Ali abi 35 yaşlarındadır. Henüz ticari olarak işin başlangıcındadır. Sonraları varlık içinde elinden geleni vermiştir ama o yıllar ticarete yeni yeni tutunduğu yokluk yıllarıydı. Ama o yıllarda da vermeyi başarmıştı. Ali Açıl abi hizmet maksadıyla birçok ülkeye gitti. Farklı medeniyetlerle Türkiye arasında köprüler kuran o kutlu insanların arasında arabadan uçaktan hiç inmedi. Tarlaları ektiler, çok güzel meyveler de topladılar. Okullar, üniversiteler, dernek ve vakıflar yoluyla başlayan insana sevgi duy, kalmasın alaka duymadığın bir mahzun gönül hizmet kervanı yürüyordu. Bir muhalif rüzgar bu yürekli insanların hesaplarını biraz bozdu. Ama hiçbiri yılmadı, vazgeçmedi. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen bu alperenler insanı sevmeyi nasıl bırakabilirlerdi ki? Hakaretler, küfürler havada uçuşuyordu. Artık Türkiye bir yönüyle yaşanmaz bir hal alınca Ali amca da hicretlerine bir yenisini daha ekledi ve Tanzanya'ya geçti. Şimdi biz de Afrika'ya uzanacağız. Tanzanyalılarından bir demet dinlemek istiyoruz. Ali Akız Bey'e bir merhaba diyelim. Ali Bey merhaba. Merhaba. Başımız sağ olsun. Allah merhaba. Rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Biz Kanada'da Ali abinin vefatını duyduk. Onu defnettik, üzüldük, ağladık ve onun mirasını omuzlamaya gayret ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafında yüz binlerce insan dualarla yad ediyor. Acaba sizin oralarda Ali abinin vefatı insanlarda nasıl etki bıraktı? Ali abinin mirası konusunda nasıl hatıralar bıraktı? Onu dinlemek istiyoruz. Ali abinin Tanzanya'ya gelişi Mart 2016 ve burada 8 ay ikamet etti. Daha önce oğlu Alp Bey ticaret için buraya gelmişti. Bir nevi aslında oğlunun yanına gelmiş oldu. Yani büyük insanlar sığ görünürler. Aslında çok derindirler. Ali abi de çok kendisini hissettirmedi. Burada tanıma şerefine nail oldum. Ama o 8 ay içerisinde keşke diyorum şu anda oturup konuştursaydım. Keşke bir şeyleri yazsaydık. Hatırlarını derleseydik. Tabii o gelip gitti.
çok istifade edemedik diyebilirim. Vefat haberini sabaha karşı Brezilya'dan bir arkadaştan öğrendim. Oturdum, ağladım, hislendim ve bir mersi yazdım kendisine. Durumda paylaşınca WhatsApp'ta orta hastalı bir iş adamı gördü. Ali Açıl abi mi vefat etti dedi. Evet dedim. Çok üzüldüm dedi. Bana Afrika'yı sevdiren oydu dedi. Bu orta hastalı iş adamı her sene Tanzanya'ya gelir. Yaklaşık 40-50 tane büyükbaş hayvan keser gider. Vefatından sonra ben bu buraya gelişlerinin sebebini öğrenmiş oldum. Meğer Ali abi o buraya geldiğinde bir beraber oturmuşlar. Demiş ki Ali abi buraları Afrika'ya ihmal etme demiş. Ondan beri her sene Tanzanya'ya gelir ve büyükbaş hayvan kesip gidiyordu. Tabii Ali abinin vefatıyla bunu öğrenmiş oldum. Bir yani. Başka arkadaş daha gördü. Orta hastalı bir öğretmen arkadaş. O da duyunca üzüldü, ağladı, gözlerine yaşlar aktı. Ali abi dedi benimle çok ilgilenmişti dedi. Hatta yanımda hoca efendiye telefon açardı. Bizi konuştururdu. Hatta beraber Amerika'ya gittik. Ziyaret ettik falan dedi. Hı hı. Bu arkadaş da böyle çok müveyyiz vasfı yani Türkiye'yi, Türkçe'yi, Türkleri çok seviyordu. Yani normalde sever insan da bu çok seviyordu. Hatta evinde hep Türkçe konuşuluyor. Hanımına Türkçe öğretmiş. Çocukları hepsi Türkçe biliyor. Ben bunu merak ediyordum. Bu kadar bu sevgi neydi? Meğer Ali abi ona onu aşılamış. İnsanlar biliyorsunuz Allah. Tebessüm zeka belirtisidir. Ali abi de o zekanın verdiği bir tebessüm vardı. Herkese tebessüm ederdi. Mesela buraya geldiğinde Türkiye'deki süreci takip eden yerli dostlarımız Ali abi görünce ya bu hiçbir şeyini kaybetmedi mi dedi. Yani bu sanki hiçbir şey olmamış gibi. Halbuki o da kaybedenlerden yani maddi manada kaybedenlerden diyeyim. Fakat buradaki insanların dikkatini o çekmişti. Yani sanki hiçbir şeyini kaybetmemiş, sanki hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ediyor. Çok pozitif bir insan diye buradaki insanlar tasvir ettiler. Buraya Ali abi bir yerleşim için gelmişti. Takdir ve tevekkül muhteşemdi. Ailenin bütün fertlerinde var. Elif ablada da var. Allah'ın takdirine karşı tevekkülle karşılık vermek, bu meziyet ailenin bütün fertlerinde var. Evet. Buraya Ali abi ciddi yerleşmek için gelmişti. Hatta evimizde ağırlama şerefine nail olduk. Çayımızı içti. Sonra ben de onun evinde yemek yedim. Ev tuttu, eşya aldı. Fakat buranın havası çok sıcak olduğu için ve sağlıkla alakalı burada çok uygun olmadığı için daha sonra buradan gitmeye karar verdi. Gittikten sonra da hiç bırakmadı Ali abi. Her hafta mutlaka telefonla görüntülü arar. Nasılsın Ali hocam der. Her cuma mutlaka kendisinin böyle bir resmin üzerine hayırlı cumalar yazısı vardı. Her hafta gelir mutlaka. Hepimiz ben burada Tanzanya notları tutuyordum. Evet, Tanzanya notları tutuyordum mesela. Okuduğunu belirtmek için altına bu Kanada'nın bayrağındaki o çınar yaprağından bir tane gönderirdi. Ben oradan Ali abinin okuduğunu ve beğendiğini anlardım. Ben şeyi vefat ettiğini duyunca tabii oturdum şiir yazdım. Orada şiirde iki defa hicret de yazdım. Meğer 4 hicret yapmış. Son hicretini de işte havada yapmış oldu. Onu görünce aklıma böyle bir hikaye geliyor. Bir cömert bir insan varmış böyle çok sürekli hayır yapan bir insan varmış. Demişler sen hiç parayı sevmez misin? Bütün paranı harcıyorsun falan. Ya ben paramı çok seviyorum demiş. Hatta düşündüm ben bu parayı öbür tarafa nasıl götürürüm diye düşündüm demiş. Böyle format değiştirip gönderiyorum parayı demiş. Gittiğim zaman o paralarla buluşacağım demiş. Ali abi aklıma gelen o hikayeyi duyduğum zaman aklıma gelen kişi Ali abi yani öyle bir insandı yani benim gördüğüm tanıdığım kadarıyla. Ali abi benim gördüğüm kadarıyla yine hicretin her türlüsünü iradi ve cebri bütün hicretleri yapmış oldu. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ali abi çok teşekkür ediyorum. Tanzanya'dan iştirak ettiniz. Oradaki dostların da başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Değerli büyüklerimizin, abilerimizin, ablalarımızın kıymetini bilelim. Hatıralarını bir şekilde siz de yazıyorsunuz, çiziyorsunuz biliyorum. Bunları bir şekilde gelecek kuşaklara aktarmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Allah nasip etsin. Çok teşekkür ederim efendim. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Biraz önce bahsettim ya hani TR724'te Samanyolu'nda ya da kardeş birbirlerine yakın bir kısım web sitelerinde Ali Açıl abiyle ilgili çok güzel yazılar çıktı.
İşte Ahmet Kurucan abi de bu yazıları yazanlardan birisiydi. İlahiyatçı yazar Ahmet Kurucan abinin bu yazısından bir bölümünü şimdi sizlerle paylaşıyorum efendim. Ali Açılı, Hoca Efendi'nin yanında talebelik yaptığım 1980'li yılların ikinci yarısında tanıdım. Sevimli bir siması, hüşyar bir kalbi, sıcak iletişimi, yol yordan bilen terbiyesiyle dikkatimi çeken ağabeyler arasındaydı. Hoca Efendi'nin ona olan hususi iltifatları da dikkatimi çekmişti. Kimdi bu? İstanbul esnafıydı ama bu yetmiyordu benim için. Cömertliğini duyuyorduk uzaktan uzağa. Hacı Kemal ağabeyle yakın münasebeti de dikkat çekeceydi. Ali ağabeyle birebir tanışmamız oğlu Alp'in Yamanlar Lisesi'nde öğretmeni olduğum zamanlarda oldu. Peşi sıra İstanbul'a taşındım. İstanbul'da o tanışıklığımız, ailelerin de tanışıklığıyla farklı bir evreye geçti. Kızının İzmir'de can ciğer bir dostumuzun oğluyla evlenmesi bu münasebeti pekiştirdi. Amerika ve Kanada'da da hiç kopmadı. Her insanın evi kendine kabir derdi rahmetli annem. Öyledir. Her insanın evi kendine kabirdir. Ama evi haricindeki özellikleri itibarıyla tanıdığım kadarıyla can insandı Ali ağabey. Candandı, içtendi, samimiydi. İçi kan kussa bile kızılcık şerbeti içmiş gibi neşe doluydu. İnandığı değerler uğruna canını feda edebilecek yiğit bir insandı. Nitekim öyle de oldu. Asil bir ailenin asil bir evladı olarak Türkiye ortalamasının çok üstünde mali zenginliğe sahip olmasına rağmen bütün mal varlığını gönüllü olarak feda eden birisiydi. Yüzlerce şahidi var. Kendisinden de dinledim. ABC cemaati demeden kapısını çalan herkese maddi yardımda bulunurdu. Ama derdi merhum, aslan payını cemaatimize verirdim. İhtiyaç olduğunda para kasasını açıp ihtiyacınız olduğu kadar alın diyen ve ne kadar alındığının da hesabını tutmayan bir insandı. Hani o meşhur klişe içinde cömertlik diye yazılır, Ali Açıl diye okunur desek sezadır. Ali Açıl abi dünyayı elinin tersiyle itebilmiş bir insandı. Lüks bir restoranla sıradan bir esnaf lokantası onun için fark etmezdi. Yeter ki temiz ve lezzetli olsun. Yani gösterişten, alayişten hiç hoşlanmazdı. Zenginliği kadar mütevazi bir insandı. Bu alışkanlık onun ikinci fıtratı olmuştu. Cebindekini başkası için harcar ama kendi kanaatle geçinmesini bilirdi. Dolayısıyla İstanbul'daki hayatını geride bırakıp Tanzanya'ya, Etiyopya'ya geçmesi onu çok huzursuz etmedi. Gittiği yerde bir ocak tüttürebiliyorsa mesele kalmamış demektir. Şimdi genç kuşaktan bir dostu yayına alacağım sevgili seyirciler. Hem Etiyopya'da beraber oldular hem de Kanada'da bir süre beraber mesai yaptılar. Fatih Gençoğlu Bey. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk Kemal Bey. Teşekkür ederim. Evet, Çin'den bahsettik, Tanzanya'dan bahsettik, Türkiye'deki hayatından bahsettik. Biraz da Etiyopya hayatından, geride bıraktığı mirastan bahsedelim isterseniz. Sizin hem Etiyopya hatıralarınız var, hem İstanbul'da bir dönem beraber, özür dilerim, Kanada'da mesai yaptınız. Bu iki farklı coğrafyadan da bize biraz Ali Açıl abiyi anlatırsanız seviniriz. Tabii. Yani birçok abimizin ifade ettiği gibi Ali Açıl abiyi anlatmak sorulardan zor. Harun abi çok güzel ifade etti. Ali abiyle beraber olmak bir şeref hakikaten. Çok büyük bir değer, çok büyük bir insan. Bizim yollarımız Etiyopya'da kesişti ve bir şerefti yani. Etiyopya'da beraber çalışan, hizmette bir şekilde bir arada bulunan, o listede beraberce bulunmak çok büyük bir şerefti. Oradaki herkes için, benim için çok büyük bir şeref hakikaten. Ali abi tabii Etiyopya'ya 2009'da geliyor ilk önce. Orada 9 ay kaldıktan sonra bir küçük bir rahatsızlık geçiriyor, kalp krizi geçiriyor. Kalp krizinden sonra oradaki doktorların tavsiyeleriyle biraz daha böyle hem teşekküllü bir hastanenin bulunduğu hem de yakın takibinin çok daha rahat yapılabileceği bir yerde bulunması tavsiye ediliyor. O da tabii oradaki abilerle istişaresini yaparak, Hoca Efendi ile istişaresini yaparak olması gereken en doğru yer nereyse oraya tekrar geri dönüyor, Türkiye'ye dönüyor o dönem itibariyle. Ama Ali abi
Etiyopya hiç unutmuyor. Yani senede 2-3 ay gelip kalırdı, misafir olurdu. Hı hı. Orada burslu öğrencilerin bizim okuldan mezun olduktan sonra üniversite eğitimini devam ettirebilmeleri için açılmış iki katlı küçük bir yurt vardı. Orada çok mütevazı, çok güzel bir odası vardı Ali abinin. Mis gibi kokardı hakikaten. Çok özenle korunurdu, temiz tutulurdu. Oradaki belletmen arkadaşlar kimseyi sokmazlardı oraya. Orası Ali abinin odası. Özel bir misafir o diye hep özenle tertemiz tutar, bakarlardı oraya. Ali abi geldiğinde orada misafir olurdu. Gelirken valizler dolusu malzeme getirirdi. Tabii o dönem şartlar itibariyle hani bu kadar belki gitgeller yoktu. Bu kadar ulaşım çok sık sık yapılmıyordu Etiyopya-Türkiye arası. Ali abi birçok malzeme doldurdu. Birçok hediye getirdi. Oradaki gençlere, öğrencilere, okul personeline, yerel arkadaşlara. Kimseyi es geçmezdi yani. Hemen herkes için mutlaka hediye edeceği bir şey düşünürdü, getirirdi. Valizler dolusu gelirdi. Yani yurda gittiğimiz zaman oradaki öğrenciler, oradaki belletmenler bayram ederlerdi. Zaten geleceğini duyunca Ali abi geliyor, yaşadık diye sevinç naraları atarlardı. Tabii gelir gelmez az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi hemen bir ocak tüttürür. Getirdiği malzemelerden hele şundan biri hazırlayın da öğrencileri de çağırın hep beraber yiyelim derdi. Otururdu sofraya. Orada programın başında ifade ettiğiniz hani dilini bilmese de oradaki çocuklarla iletişim kurmak isterdi. Onlarla böyle Türkçe bir şekilde nasılsın hocam sor bakalım şu nasılmış bu nasılmış diye ta geçen yıldan gelip de karşılaştığı oradaki bir öğrenciyi merak edip sorardı. Yani ben geçen sene böyle biriyle karşılaştım o nerede diye sorar. Çok vefalıydı hakikaten. Enfes bir zekası var. Hakikaten bir gördüğünü çok unutmayan bir zekası var. Ali abi çok değerli bu konuda. Tabii oradaki insanların en çok dikkatini çeken şey şimdi vefatından sonra oradaki bazı mezunlarımız Ali abinin vefatını Etiyopya'daki bazı sayfalardan, Facebook'tan vesaire paylaştılar. Çok güzel yorumlar geliyor yani. Çok güzel bir insandı. Bizi hep güler yüzle karşılardı. Her seferinde halimizi, hatırımızı sorardı. Çok üzüldük diye birçok yorum geldi. Oradaki çocukların en çok dikkatini çeken şeylerden birisi bu yönü. İkincisi de hakikaten çok ibadet aşığı birisiydi. Yani sürekli namaz kılardı orada. Özellikle de yurtta çocuklarla beraber namaz kılmayı tercih ederdi. Bir program varsa orada programda namaz kılsa bile yurtta öğrencilerle beraber hadi siz imam olun da ben de sizin arkanızda tekrar bir namaz kılayım derdi. Onlara namaza teşvik ederdi. Belletmen arkadaşların bir anısını aktarmak istiyorum müsaadenizle Kemal Bey. Buyurun. Oraya ilk giden öğrenciler tabii hani Türkiye'den sonra Etiyopya'ya gidip gece uçağıyla gidiyorsunuz. Gece çok bir şey görmüyorsunuz ama sabah kalktığınızda nereye geldim diye düşünüyorsunuz. Yani dışarı baktığınızda. Neden geldim diye de sorabiliyorsunuz kendinize. Tabii böyle bir genç arkadaş geliyor. Onun daha 17 yaşlarında, 18 yaşlarında üniversite okumaya geliyor. Sabah kalkıp oradaki manzarayı görünce o gün artık ya ben çok büyük bir pişmanlık yaşıyor. Neden geldim? Ben burada yapamam. Asla ben burada okuyamam. Çok farklı burası diye düşünürken o akşam tabii Ali abi de yurda misafir olarak geliyor. Fakat arkadaş Ali abi görmüyor. Sabah namazında salona geliyor. Böyle mahmurlu gözlerle namazı kılıyor. Selam verdikten sonra bir bakıyor. Aksakallı, yaşlı başlı bir amca hemen yanımda duruyor. Böyle tabu. Ali abi selam verdikten sonra ooo gençler hoş geldiniz. Bak burası böyle bir memleket. Şöyle bir memleket. Burada müthiş hizmetler yapacağız. Hep beraber müthiş anılar biriktireceğiz diye bir heyecanla gençlerle sohbete başlıyor. Tabii arkadaşın fikri çok değişiyor. Diyor ki ya ben dün neler düşünüyordum. Ya, yaşlı başlı bir amca gelmiş burada hizmet ediyor. Bir de bir heyecanla anlatıyor. Tabii hakikaten Ali abiyi burada da tanıma fırsatı oldu. Elhamdülillah. Hakikaten her gören gencin sanırım düşündüğü şey bu. Veya her gören kişinin duası haline gelen bir şey var. Allah'ım sen de bizleri o yaşta aynı aşk ve şevkle, aynı heyecanla
yolunda Aynen. yürüt, hizmet ettir diye dua ediyorsunuz. Edesiniz geliyor sizlerin. Dolayısıyla Ali abinin böyle bir hakikaten çok iz bırakan bir yönü vardı. Salavat himmetleri yapardı çok çok. Hı hı. Her toplantıda sen kaç salavat çekeceksin, sen kaç salavat çekeceksin söz alırdı. Ama bunu her gün yapacaksın, unutmayacaksın derdi. Ertesi yıl geldiğinde veya 3-5 ay sonra tekrar gelirdi. Böyle 1 ay 2 ay aralıklarla kalırdı Etiyopya'da. Hatırlatırdı. Sen diyor geçen sefer bu kadar himmet vermiştin, ben unutmam. Devam ediyor musun derdi. Allah benden razı olsun. Yani o yönüyle çok iz bırakan bir... Kendi hayırda koştuğu yetmiyormuş gibi çevresindeki insanların evet. hepsini istidadına göre hayırlı işlere koşmaya teşvik ediyordu. Televizyoncuysan televizyonculuk yap. İşte yazarsan yazarlık yap. Kitapçı aç. Yani burada Ottawa'da da hani gördük yanına gidip gelen insanlarla yakından ilgileniyor. Malayaniyet yoktu Ali abinin hayatında. Yani boş konuşalım, evet, işte evet. muhabbet edelim. Hadi muhabbet olsun. Mutlaka işinde Allah rızası olacak, Kur'an olacak, hadis olacak, işte hizmet olacak. Evet, yani evet. bunlar varsa oturur saatlerce konuşur ama bunlar yoksa kalkar gider, cevşeni vardır, kitabı vardır ya da işte aynen, sosyal medyadan, aynen. WhatsApp gruplarından işte Zoom toplantıları vardır. Onları mutlaka düzenli takip eder. Onlardan duyduklarını Kesinlikle. Resimlendirir, fotoğraflandırır, hemen Kesinlikle. Sevdikleriyle paylaşır. Yani uçağa bineceği, vefat edeceği ana kadar da, yani son nefesine kadar buradan hiç geri durmadı. Biz hepimiz bunun şahidiyiz. Aynen, Fatih aynen. abi çok teşekkür ederim. Aynen. Rica ederim. Varsa diyeceğiniz, ederim. Ekleyeceğiniz son bir şey, onunla birlikte sizi uğurlayalım. Ben belki şunu eklemek isterim. Osman Bey de bahsetti. Yani ben de babamı 2012'de kaybettim. Yani o zaman çok insan için çok büyük bir kayıp, çok büyük bir acı. Tabii zaman geçtikçe insan şunu anlıyor. Arkanızdan koca bir yığınla dua eden birisinin eksildiğini hissediyorsunuz. Babanızı kaybettiğiniz zaman. Evet. Ali abi de hakikaten yani hemen tanıdığı herkese ismen dua eden bir abimizdi. Ve hakikaten çok dua ederdi. Vefatını öğrenince böyle sanki o babamı kaybettiğim andaki hissettiğim ya bir dua kaynağını daha kaybettik diye hissettim. Geçen Etiyopya'daki arkadaşlarla beraber bir küçük bir program yaptık. Orada da bir arkadaş aynı şeyi ifade etti. Her cuma ben geriye dönmesem de mesaj atar, dua ederdi. Hı hı. Şimdi diyor, cuma günleri bize kim dua mesajları gönderecek? Diye üzüntüsünü ifade etti kendisi. Bir evet, Alaçın abi daha bekliyoruz. Ben teşekkür ederim Fatih Hayır. abi. İyi çalışmalar diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sizlere de iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, değerli dostlar, biraz önce bahsettiğim gibi birçok yazı kaleme alındı. Mesela romancı, yazar Yusuf Ünal Bey, Ali Açıl abinin vefatına farklı bir bakış açısı getirdi. Şöyle diyordu yazısından bir bölüm sizlerle paylaşacağım. Şimdi gitti. Bugün onu kara toprağın bağrına emanet edip geldik. Bembeyaz karların arasında deniz feneri gibi yükselen mezarı kaldı geride. Ben buraya geleli defnettiğimiz 4. cenazeydim. Sanırım o mezarlar bu gurbet ellerin bir çeşit mührü olacak ve buraları bize vatan yapacak. Mezarlıklarla vatanın yakın bir ilişkisi vardır zira. İnsan ölmüşlerini nereye gömüyorsa kendisini oraya ait hisseder. Aslında vatan ne doğduğun ne doyduğun yerdir. Vatan ölülerini gömdüğün yerdir, diyor yazar Yusuf Ünal. Sağ olsun, güzel bir yazıydı. Ben buradan tavsiye ederim konuyla ilgili, Ali abiyle ilgili yazılan bütün yazıları hiç olmazsa bu hafta hazır sıcağı sıcağına okursanız çok istifadeli bir iş yapmış olursunuz. Şimdi değerli dostlar, Hoca Efendi Ali Açıl abinin vefatının hemen ardından bir taziye mesajı yayınladı. Hasbelkader mesajın yayınlandığı an ben de kültür merkezinde bulunuyordum ve oğlu Alp Açıl ve Elif ablaya o mesajı ben okudum orada. O ana bir gidelim, o mesajı birlikte dinleyelim, gelin.
ilk günden beri Salavat-ı Diniyesiyle tanıdığım, hak yolunda bir gayret söz konusu olduğunda tereddütsüz ona atılan heyecanına, samimiyetine, hasbilik ve fedakarlığına binlerin şahit olduğu vefalı dostum, mütebessim çehreli hamiyetperver arkadaşım, çok kıymetli Ali Açıl Beyefendi'nin hicret yurdunda muvakkat ve elemlerle dolu bu fani dünyadan ebedi dostlukların yurdu mahz-ı lezzet ukba alemine yürüdüğünü büyük bir teessürle öğrendim. Allahu Ekber. Kendisine ve bu ifritten dönemde ruhunun ufkuna yürüyen kadın erkek bütün kardeşlerime Cenab-ı Erhamur Rahim'inden rahmet ve mağfiret diler. Kıymetli aile efradına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Bütün bunların ardından Ali Açıl abinin oğlu, genç iş adamı Alp Açıl Bey sağ olsun yayınımıza katılmaya karar verdi. Başınız sağ olsun. Allah başka acı keder göstermesin. Bir saati geçkin dostlarla programlar yaptık. Yazıları paylaştık. En sonunda Hoca Efendi'nin taziye mesajını paylaştık. Önce sizin duygularınızı alalım. Sonra kız kardeşinizin yazdığı bir yazı vardı. Oraya eklemek istediğiniz konular varsa onları dinleyelim. Baştan, sondan başlayayım abi. Gerçekten çok kıymet verdiği bir insandı zaten. Programda da bildiğiniz gibi, sizin zatınızın da bildiği, zaten bildiği gibi. Hoca Efendi'nin taziye mesajı onun için çok büyük bir nasıl diyeyim, bir hem bir veda, hem bir hani böyle imparatorlar şövalyelerine takarlar işte nişan, bir madalya gibi. Hı hı. Elhamdülillah öyle bir madalya olmuş oldu babamada. Kız kardeşimin yazısıyla alakalı o her şeyi yazdı. Evet, öyleydi bizim babamız. Yani inanın birçok insanın anılarını anlattı. Hani kardeşlerimle de konuşuyorum. Yani ev anı haricinde bizim hiç o kadar anımız yok. Yani çünkü mesaisini genelde bu şekilde değerlendirirdi. Biz çok iyi mesela hatırlıyorum çocukluğumuzda. Mesela akşam eve geliriz okuldan. Babaannem nerede? Anne babam nerede? Van'da oğlum. İşte anne, yani babaanne Balıkesir'de oğlum. Sonra işler değişti. İşte arardı. Ben şu anda havaalanındayım. Çin'e gidiyorum. Şu işi hallet. Tamam baba. Hani işte gidersin, işte uğurlarsın. Böyle bir şey yok. Yıllarca öyle devam etti. Akabinde Allah lütfetti, Etiyopya'ya hicret etti. Necaşi Hazretleri'nin hikayesinden çok etkilenirdi. Ona çok çok ciddi bir vefa duyardı. Belki de onun etkisi oldu Etiyopya'yı tercih etmesinde. Akabinde bizi Allah lütfetti. Ben de Tanzanya'ya hicret etmek nasip oldu 2013'ün başında. Sonra bizim yanımıza geldi. Ama daha önce programlarda anlatıldığı gibi oradaki yani hastane imkanlarının kısıtlanmasından dolayı Amerika'ya geçti. Amerika'da da abilerinin istişaresiyle Kanada'ya geldi ve burada sizlerle oldu. Burada da sizlerle daha fazla vakit geçirdi bizden. Aynı şehirde olmamıza rağmen ben şeker hastalığından dolayı ayağımın bir kısmı kesilmişti 2017'de. O vesileyle geldik biz de işte yardım etmeye ve kaldık. Evet, bir parmağı bayağı ya, uzun meşakkatli aylardı evet. O günler. Evet, çok uzun sürdü ama son seyahatine yani. Şöyle biraz odaklanacak olsak Alp Bey, aslında doktorlar çok da öyle uzun boylu seyahatine izin vermiyorlardı. Hatta Avrupa'ya gittiğinde oradaki kıymetli doktorlar da siz bunu niye gönderdiniz? Bu haliyle bu yolculuklara dayanamaz dediklerini biliyorum. Ama yine de gitti. Kemal abi şöyle, babam benim kalp hastasıydı. 2009 senesinde siz hatırlarsınız babam Etiyopya'da kalp krizi geçirmişti. Yine doktor evet. İlyas Bey'in koordinasyonunda biz bir kardiyolog arkadaşla, çünkü ambulans uçak bulamamıştık ve Etiyopya'daki imkanlardan dolayı hemen Türkiye'ye getirmemiz gerekiyordu. Biz tarifeli uçakta ama tıbbi cihazlarla onu Türkiye'ye getirmiştik. Ve bir bypass olmuştu. 4 tane bir ana damarı değişmişti kalbinde. O zamandan beri kalp hastasıydı ama kalbi onu rahatsız etmiyordu. Yani hani barışıktı. Kendisi latife yapıyordu. İşte biz rektifiye olduk, artık işte bir 70 sene daha gideriz, Allah hizmet ettirsin falan diyordu. Yalnız son dönemde biraz değerlerinde bazı oynamalar oldu. Ve biz aile doktoruna gittik. Vefat yani Kanada'dan ayrılmadan 3 gün önce beni aradı. Dedi ki doktor randevumla beraber gidebilir miyiz?
Beraber gittik doktora. Doktor anlattı. Yani şu anda dedi kalbiniz dedi artık %20 çalışıyor. Dikkatli olmanıza fayda var dedi ama doktorun söylediği yani hani öyle bir şey oldu ki Kemal abi gitse de gitmese de onun için çok bir şey fark etmeyecekti. O gitmeyi tercih etti. Tabii ki gitmese belki tedavi imkanı olacaktı. Ama yani abi o insanları durduramazsınız. Yani o mindsetinde, o kafa yapısıyla yaşıyor. Yani burada da olsa durmayacaktı. Yani tamam burada da olsa belki Fransa'ya gitmeyecekti de belki Toronto'ya gidecekti veya gene KM'ye gidecekti. Gene durmak istemiyoruz zaten. Hep dua ediyordu. Allah onun duasını kabul etti. Yani beni kimseye muhtaç etme Allah'ım. Hani meccanen affet. Meccanen yarattın, meccanen rızıklandırdın, meccanen affet. İnşallah Rabbim de affetmiştir. Ve kimseye de muhtaç olmak istemiyordu. Çünkü çok böyle fıtratına ters bir şey olabilirdi yani hani böyle onun yatalak durumda kalması veya tedaviye muhtaç olması. Evet. Bu vesileyle doğru ben yani ailesi olarak yani hani benim kız kardeşlerim var, annem var sonuçta sizler de ailesisiniz. Ben evladı olarak yaptığı şeyin kesinlikle yanlış olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi zaten yaşlı ve kalp hasta bir kalp. Ve belli bir uğurda hastalanmış, belli bir uğurda yaşlanmış bir kalp elhamdülillah o uğurda çatladı ve çok doktorun, adli tıp doktorunun söylediği hiçbir şekilde ızdırap ve acı çekmeden huzur içinde son nefesini verdiğini söyledi. birlikte yıkamak nasip oldu Kemal abi sizinle. Çünkü onun... Evet. Ayrı bir hüsnü zanlı vardı. Yani, evet, size karşı ve ailenize karşı olan hürmetinden dolayı bana hep derdi, kendine belki söylemezdi de oğlum hani vefat ederseniz bu insanlara kendinizi yıkattırın. En azından belki rahmetine veya mağfirete vesile olur diye. Zat halinizle beraber yıkanmak nasip oldu bize de. Gördüğünüz yani şehadet parmağı havada olarak. Evet, böyle böyle yani. Duruyordu böyle. Evet. Tesbih çeker çok, gibi öyle bırakmış. Bilmiyorum hani bir şey ifade eder mi ama bizim gibi yani ben şimdi sonuçta aciz bir insanım. Yani bana bir teselli olur o hani elhamdülillah inşallah son nefesini Allah diyerek vermiştir. La ilahe illallah diyerek vermiştir diye ümit ediyoruz. Yani hani zirvede kapattı, en yüksek yerde hayatı teslim etti diye latifeler bile yapılıyor. Ali abi bu latifeleri kaldıracak kıraatta bir insandı. Yani ciddiydi, imanlıydı, cesurdu, cömertti ama latifeye de açıktı. Özellikle dostlarıyla, ailede nasıldı bilmiyorum ama gülerdi, güldürürdü. Hani böyle sıcak öyleydi. Tarafı da vardı. Öyleydi. Hani tek duysa hakkında böyle, böyle latife yapılıyor, kızmazdı zannediyorum. Kızmazdı. Tek işte bu imani konulara çok böyle latife, yani şaka yolu bile olsa... Evet. Hoşlanmazdı. Mesela böyle bir hani lavabali bir şekilde bir ayetten veya böyle bir tefsirden veya Allah-u Teala alakalı bir şeyden Allah'tan bahsediyorsunuz. Kendinize gelin diye böyle tepki gösterirdi. Kim olursa olsun. Çok esirgenmezdi. Evet, kim olursa olsun tepkiyi gösterirdi. Gösterirdi. Allah da inşallah ben şimdi benim biz 3-4 kardeşiz. Yani çok vakit oldu. Allah razı olsun sizlerden de organize edenlerden de bu yöneten arkadaşlardan da. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arayan herkese, gelen herkese. Yani dünyanın dört bir yanından nasıl diyeyim beni birçok insan tanımıyor. Hani Kore'den de arayan oldu. İşte Suudi Arabistan'dan da arayan oldu. Çin'den de arayan oldu. Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinden arayan oldu. Güney Afrika'dan arayan oldu. Afrika'nın birçok yerinden arayan oldu. Birçok insanı tanımadık ama böyle birçoğuyla ağlaştık. Yani tanımasak da ağlaştık. Çünkü isterimiz aynıydı. Onlar da bir abi, bir baba gibi seviyorlardı. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel bir şekilde uğurladık. Benim ortanca kardeşim bir mektup yazdı biliyorsunuz. Şu anda yani babamı çok güzel tasvir eden mektup ama hani hem vaktiniz başka soracağınız bir şey yoksa hem bir müsaade ederseniz kapanış olması için hem de duaya vesile olması için en küçük kardeşimin yazdığı yine babasına küçük çok kısa bir mektup var. Müsaade ederseniz onu okuyayım ve ondan sonra ben müsaadenizi isteyeyim. Efendim, seninle ortak bir duygumuz var artık. Artık ben de yetimim. Onu lütfen karşıla mübarek ellerinle, onun o çok sevdiğim ellerinden tut
o seni görünce heyecanlanır çocuk gibi. Tut ki vuslatta ayakta dursun. Cennette bir masası olsun, başına sen otur efendim. O senin yanında otursun. Arkadaş olmak istediği tüm aslanlar, sahabiler, alimler, kim varsa misafiri olsun. Ağırlamayı çok sever. Cömertliğine örnek aldığı dostun Hazreti Ebu Bekir'i şahit tutsun. Onun masasında yemek yemek öyle keyiflidir ki heyecanlı senden bahsetsin. Heyecanlanınca gözleri alnı parlar, hiç durmazdı elleri. Aynı öyle olsun. Ah efendim, en çok istediği cemalullahı görmekle şereflenirse sen yanında ol. O aşkla tekrar tekrar bayılabilir. Dili tutulur da konuşamazsa tüm ömrünü ona adadığını, düşünmeden bir an geçirmediğini, onun uğruna nice evlatlar yetiştirdiğini, her aldığı nefesi ona kavuşmanın, o vuslatın hevesiyle aldığını, ondan razı olur mu ümidiyle çırpındığını, kelamını, kitabını dilinden düşürmediğini, affettiklerinden ve razı olduklarını olabilmeyi çok istediğini söyler misin efendim? Son bir şey. Onu çok seven, ondan razı olan, onunla şereflenen bir mahzun eş, 4 gururlu çocuk arkasında tebessümle dua ve şükür halinde. Bunu ona söyler misin efendim? Allah rahmet eylesin. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Çok mutlu vakit ayırdığınız için, emek verdiğiniz için. Amin. Amin. Estağfurullah. Kardeşlerinize de çok selam söyleyin. Elif ablaya da bir kez daha selamlarımızı iletin. Mevcut ailesi olarak taziyelerimizi iletiyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyorum sizin için de. Allah razı olsun. Çok sağ olun abi. Çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, sevgili seyirciler. Ali Akçılı abi, asr-ı saadetin yıldızlarının gölgesinde onlara layık olmaya çalışan bir iş adamı, bir aksiyon adamı, sadık bir mümin, inanmış bir gönüldü. Hakkında çok güzel şeyler söylendi. Müminler hüsnü zanla onu Allah'ın rahmetine havale etti. İnşallah bu hüsnü zanlar ve onun o en çok dua ettiği Allah'ım bizi meccanen affet duası onu cehennem azabından koruyacak. İnşallah Allah cennetiyle onu serfiraz kılacaktır. Buna inanıyor ve bunun için dua ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere hayırlı uzun ömürler versin efendim. Kalın sağlıcakla.